Evet Osman abi geldik. Bostanlı ya, senin sevdiğin. Bostanlı Starbucks'ın. Biraz ama şey değil mi? Tecrit altında Starbucks. Ama biz memnunuz. Yani ya işte bu yasakları anlamış değilim gerçekten. Yani yasakları kendimiz uyduruyoruz bir nevi yani. Yasakları kendimiz uyduruyoruz. Çok güzel cümle. Yani insanlar sıkıldı yani abi. Gidecek yer yok yani. Evde ne kadar oturabiliriz? Kahveni alıp parka mı yiyeceksin? Yani. Şeyde kaldık. Dedim hani İzmir'de dışa dönük film. Yani daha böyle. Ama mesela kendi kendimi reddedeceğim. Çünkü mesela Zeki Demirkubuz'un filmi var. Neydi o film? İzmir'de çektiği, İzmir'de basmanede, otellerde çektiği. O şey mi? Kader mi acaba? Kader değil, ilk filmi. İlk ya da ikinci filmi. Masumiyet. Ondan sonra İzmir'de çekti ve evet şey bir filmdi, karamsarlık kokan bir filmdi. Yani işte kızın sevdiği adam var hapishanede. Evet evet, çok karanlık bir filmdi. Dönüyor işte şey bir otelde, ikinci üçüncü sınıf bir otel, her yer gri, yollar, adamın pavyon, adamın şeyi. İçim kararıyor yani. Benim içim karardı yani o film. İzmir'de çekilmez diye bir şey yok. Yok yok evet. İçe dönük. Yani yönetmenin içi karanlıksa her yerde karartır mı abi? Yok ben yani Masumiyet'i çok beğenmiştim. Güzel evet. Atmosfer çok güzel. Şiirsellik açısından. Hani çekilebilir ama yazın belki biraz zor. İşte şöyle bir mevsim. Biraz evet. Şey olarak nasıl abi yani bu tembellik, hani İzmir insanı tembeldir diyorlar ya, seni tembelliğe itti mi İzmir biraz? Hayır. Ya İzmir tembel değil. Yani İzmir'in coğrafyasında hala, mesela folklorunda da var. Hani bir Efe oyunu, bir Zeybek oyunu. Hani ayağını yarım saat kaldırıp havada şöyle duruyor, öbür ayağını indiriyor bilmem. Böyle ağır çekim. Yani yavaşlık coğrafyayla alakalı bir şey. Tembel değil ama, tembellik bir şeyini kabul etmiyorum. Ama ne olursa olsun, ben İstanbulluyum. Evet. İstanbullu oldum, sonradan buraya gelenlerden. Bizde de şey var, çok hızlılık var. Ben birkaç kere kendimi böyle kuyrukta sinirliyken yakaladım. Yani Osmanlı, İzmirliler çok rahatlar ama ben, hadi kardeşlerim, hadi sana ya, çabuk olsana, parayı versene bilmem. İstanbul'da çünkü hayat çok hızlı. Hızlı çekilmiş bir film gibi, düşük kare bir film gibi. İstanbul'da yaşamak öyle bir şey çünkü mesafeler çok uzak. Ondan sonra çok insan var bilmem ne. Ama İzmir daha rahat. Daha rahat olduğu için relax. O bize sanki burayı tembelmiş gibi gösteriyor ama bence değil. Ama şeyler, rahatlar. İzmir'de. Ne diyeceğim? Ya siyah beyaz. Evet, siyah beyaz. Siyah beyaz niye bir şiirsellik katıyor görüntülere? Vallahi abi ilk defa deniyorum ben de, biliyorsun. Ben sokak fotoğrafçısıyım ama şimdi bunu da kendi tarzımızda çekelim. Biraz böyle siyah beyazın şu var. İnsanların ilgisini direkt senin sözlerine yöneltiyor belki diyeyim. Yani kıyafetin rengine, maskenin rengine, ayakkabının rengine, yani o renkleri attığımız zaman algı direkt içerikte toplanıyor olabilir. Mesela ama siyah, sanat fotoğraflarının çoğu hep siyah beyazdı. Evet. Yani ışık, gölge. Onunla ilgili çok bilinen bir söz var. İşte siyah beyaz renkli fotoğraf kıyafetleri, siyah beyaz insanın ruhunu gösterir diye. Oo. Meşhur bir laf var şimdi. Oo çok güzel. Bu da senin ruhunu gösterecek bu videolar. Evet.